Bakın, Nebati bir ara Avrupa'ya gitti. Avrupalı yatırımcılar dedi ki, gelin Türkiye'ye, Türkiye'de yatırım yapın. Eğer ki başınıza bir olay gelirse, bürokrasiyle mi ne şey yapacağız, hakkınızı arayacağız. Ya bu devlet, Türkiye'de devlet yok mu? Yani bu ülkede hak, hukuk, adalet olmadığı sürece hiçbir zaman bir yere varamayız. Hak, hukuk, adalet geldiği zaman bu ülkeye güzelleşir. Peki Millet İttifakı'yla hak, hukuk, adalet gelecek mi sizce? Tabii ki gelecek. Beyanlarında var. Özgürlükler daha da genişleyecek. Herkes kendi yaşantısını sürecek. Yani şeylerinde var bunlar. Bildirgesinlerinde var hepsinde. Yani diyor, biz bunu getireceğiz bunu. Şimdi medyaya bakıyorsun, medyayı bile susturmak suyla. Ama mesela Tele 1 niye kapatıldı? Ne için kapatılıyor? Susturmak için, milletin bilgi almaması için. Doğruları konuştukları için. Halk TV'ye öyle ceza verirler. Fox TV'ye öyle ceza verirler. 4-5 tane kanala. Şimdi Türkiye'de %90 medya AK Parti'nin elinde. Niye elinde? Bütün milleti, bütün medyayı kuruluşlarını serbest bıraksın bakalım. Herkes kendi şeyini söylesin. Herkes kendi hak şeylerini söylesinler. Konuşmalarını söylesinler. Niye özgür bırakmıyorlar ki? Yani özgür, ben onu kapatayım, şunu kapatayım, bunu kapatayım. Öyle olur mu ya? Yani nereye kadar kapatacaksın? Nereye kadar? Arkadaşımız şimdi lafını bitirdi. Şimdi burada bu arkadaşımız bana dedi ki biraz evvel, dedi ki kaç sene, kaç ay çalışsak bir araba alamıyoruz. Bir araba değil mi? Şimdi hangi eve bakıyorsun? Hangi eve bakıyorsun? Bak ben gezen adamım. Ben hiç kimse, ben yani böyle parti olarak konuşmuyorum. Ben Türkiye geneli nasıl eski, biz eski aşağı yukarı biz belirli bir yaşa geldik. Emekli misiniz efendim? He? Emekli misiniz? Emekliyim. Maaşınız ne kadar peki? Maaşımız Allah şükürler olsun 6 küsur alıyorum. Yetiyor mu bu maaş size? Eğer ayağımızı denk, kendime göre denk atarsam bana yetiyor. Ama ben desem yukarıya bakarsam Frankes'in efendim otobüsü var, Frankes'in uçağı var, Frankes böyle böyle, ya zaten yetmez. Eğer sen kendi durumuna göre parçayı harcamasan zaten ne kadar maaş gelse de yetmez. Çok maaş alan da vardır, bak diyor ki diyor yetmiyor. Normal maaş da alan vardır diyor, bereket versin. Şimdi bir arabadan konuştu bir arkadaşımız, araba. İnan ol bakıyorsun ki ben geziyorum, köyden şehirlere ben geziyorum. Artık abi kardeş birbirinin arabasına binmiyor ya. Herkes diyor benim arabam olsun. Evet. Ya herkes diyor benim arabam olsun ya. Abi kardeş birbirinin arabasına binmiyor ya. Herkesin kapısına bakıyorsun. Şahsi araba var. Her şahsta araba ya. Ya eskiden, tamam eskiye göre değil. Eski kapında araba var mı? He? Kapında araban var mı? Kimin? Senin. Vardır. Benim yok. Vardır. Benim yok. Ama senin var. Yoksa abinin var. Abinin arabası. Vallahi yani. Abimin de yok. Tamam yani herkesin arabası. Biz 11 kardeşiz. Biz 11 kardeşiz. Yok. Lafı bitireyim. Lafı bitireyim. Lafı bitireyim. Evet. Çalışırsın araba alırsın. Canım. Nasıl alacaksın? Çalış. Nasıl alacaksın? Tamam da nasıl? Gelip burada sabah akşama tamam kadar boş boş. Nasıl alacaksın? Tamam da nasıl alacaksın? Zaten araba alamayız. Ne kadar olmuş? Ne kadar olmuş? Alanlar alıyor. Bak herkesin altında araba var. Tamam da ne kadar ama? Fiyatı ne kadar? Ne kadar? En ucuz arabanın fiyatı. Çalışırsan sen de araba sahibi olursun. Asgari ücreti nasıl alacaksın? Çalışacaksın, şükür edeceksin, araba sahibi olursun. Ya bir simit 10 lira efendim. Bakınız ben kendim endişelerim var, kaygılarım var, ülkem adına kaygılarım var. Benim dedem alay komutanıydı, Mustafa Kemal'in alay komutanı. Kar cephesinde büyük şehitler verdik. Benim iki tane halamı, kız sizin gibi sizden uzak ama kız çocuğuydular, alıp götürdüler, hala bulamadık. Biz Kuvay Milliye ruhundan gelen insanlarız. Onun içinde ben endişelerim var, kaygılarım var, kaygılarım var. Yarın çocuklarımız yeniden Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verecekler bu ülkede. Yazık, yazık, günah.
Yazık günah. Herkes ey Amerika, ey Rusya, ey bilmem nere. Bir de ey Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Bir simit 10 lira. İnsanlar artık simit alamaz noktaya geldiler. Birlik olsa ne Amerika bize karşı gelebilir, ne Rusya'sı, ne Japonya'sı. Hiçbir bize kimse karşı gelemez. Kim bil, kimse. Ben 20 sene önceyi biliyorum. Ama biliyorum. Çalışıyorsun. 20 sene sonrayı da biliyorum. 20 senedir ki yaşananları da biliyorum. Ben bu ülkede çok şeyler yaşadım. Ne yaşıyorsun sen? Yaşadım. Susuzluğu yaşadım. Elektriksizliği, havasızlığı yaşadım. Şu güzel havada havasızlığı yaşadık. Camlara çamıyorduk. Ama şu an ne oldu? Havamız temiz. Biz nerede anlaşamıyoruz hanımefendi? Diyorsun da yani. Allah'ım ya. Anacığım bakın. Bakın. Bakınız. İyi günlerdeyiz anacığım, ama çok kötü günler bekliyor. Bu halk böyle devam ederse çok kötü günler bizi bekliyor. Birileri 400 bin dolara daire alıyor, bir de al sana hediye vatandaşlık. Neredeymiş? Türkiye'de. Neredeymiş? Keşke alabilseniz. Yani gidin daire alın, bir 400 bin dolar verin. Evet. Size vatandaşlık. Ne yaptı? Ne yaptı? Elindeki telefon karşına onu söyle bana. Anı, telefonum karşına onu söyle bana. Telefonu değil. Anı terini almış o. Alın terini almış. Biz kimse de bir şey. Bayağı neyle geldi? Bayağı neyle geldi? Neyle geldi? Yüzük ne dedi? Yüzük. Nereye gitti? Nereye kaçlandı? Bir dakika, onu çıkart değil konuş. Bir şey söylüyorlar. Kulağından kim bir şey söylüyor beyefendi? Kulağından kim bir şey söylüyor? Bilmiyorum, belki bir şey söylüyorlardır. Onun için söylüyor, durup söylüyor ya. Dinliyor, onu söylüyor. Onun için dedim kızım. Allah'tan Tayyip vardı. Bu afette Tayyip vardı. Tayyip olmasaydı bu millete hali karışacaktı. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Osman Gazi'nin lafıdır bu. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Bitti, başka söz yok. Bu kadar. Bir dakika. Helal olsun. 20 sene evveli hastane kuyruklarında canımız çıkıyordu. Eczane kuyruklarında canımız çıkıyordu. He? Ne oldu şimdi? Bu memlekette huzur var, güven var. Kılıçdaroğlu bir çivi çaktım desin, oyumu ona vereceğim. Oyumu ona vereceğim. Ya çıksın söylesin, bir çivi çaktım desin, vallahi billahi oyumu ona vereceğim. Bunu çakmadı bak, çivi bak. Tamam mı? Memlekette onu, bak bir dakika, ben bir şey anlatacağım. Bak, bir dakika. Bizim kızım, bizim kuşağımız bunu çok iyi biliyor. Anadolu'nun yağız gençleri bunu bilemiyor. Kusura bakmasınlar. Onlar bilemiyorlar. Ben kurban olayım. Onlar bunu anlasın. Anlamıyorlar. Ayağı çarıklı, kafasında şapka olan kahvelere giremiyordu. Çay bardağının içerisinde bu kırmızı ne ki diye soruyorlardı. Tamam mı? Halk Partisi'ne mensup olanlar gaz yağı terikeyle alıyordu. Bizim gibi garibanlar idareyle okuyamıyorduk ya. Biz bunları yaşadık. Sen konuşun ama bunlar bunu yayınlamaz. Bu kanal. Niye yayınlamayalım efendim? Boşa mı tutuyoruz mikrofonu? Boynuma kızım, yayınlamazsan babalım boynuma. Biz huzurumuzu kaybetmeyelim. Bu huzuru ararız. Evet. Tamam mı? Fırsatımızı ağzımıza kelepçe vurmayalım. Tamam mı? Merdan Yanardağ değil mi? Kanalın sahibi. Lütfen yayınlayın. Bak diyecekler ki. Babalı boynuma bunu yayınlayın. Allah aşkına yayınlama.